Bizler Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda İmam Hoca kardeşimiz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Teşekkürler. Siz de iyisiniz eyvallah, inşallah. Eyvallah. Allah da iyilesin. Ekranda görüyorsun kendini. Görüyoruz çok şükür. Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyor musun? Ya izlemeye çalışıyoruz elimizden geldiği eyvallah kadarıyla. Memleket neresi? Memleket Ağrı. Ağrı'ya. Evet. Ağrı'nın neresi? Ağrı Eleşkirt. Ağrı Eleşkirt'e selamlar gönderiyoruz. İsim soy isim? Harun Altuntaş. Harun Altuntaş soy isim de güzel değil mi? Soy isim de güzel. Peki la Harun kardeşimiz yaş kaç? Yaş 35. 35 Allah sağlık versin. Evlisin? Evliyim çok şükür. Kaç çocuk var? 3 tane çocuk var. Maşallah Allah bağışlasın. Allah bakları nasip etsin. Allah razı olsun. İki kız, iki erkek bir kız. Ne güzel. Hanım nereli? Hanım da Kocaeli. Kocaeli. Hanım nasıl, kocalar nasıl tanışıyor yani? Sebebi buldu mu? Herkes söylüyor. Yani nasıl severek tanışır? Görücü usulü mü? Görücü usulü. Anneme dedim ki anneciğim sen git bak senin kalbin gönlün ısınsın. Evet. Senin kalbine bir sıcaklık gelsin. Benim için problem yok. Ne güzel. Şimdi, önce sen sev dedim yeter bizim çok için. Şimdi yok sevdalı gibi olan fazla bir şey. Saygı sevgi olacak. Saygı sevgi olacak. Evet iman evet iyi olsun. Derler ya güzellik iki günde biter ama aynen, güzel ahlak aynen bir ömür boyu bitmez. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Anne baba sağ mı? Babamız rahmetli oldu, annemiz sağ. Allah rahmet eylesin. Cümlemiz kaç kardeşsiniz? Biz 4 kardeşiz. 4. 3 kız, 1 erkek. Tek erkeğim. Öyle değil mi? Ha, evet. Hepsi evli değil mi kardeşim? Herkes evli, herkes çok şükür. Evli. Bekarımız kalmadı. Bekar kalmadı. Amcalar var mı amcalar? Var, amcalarım var. Var. 4 tane amcam var. Birinin 10 tane çocuğu var. Boşun birinin 9 tane çocuğu var. Birinin 7 tane çocuğu var, birinin 5 tane var. Biz bak, 35 hepsini amca çocuğuyuz. Maşallah. Bak bazıları sayısını bilmiyorsun. İyi biliyorsun. Yo bilirim. Hepsinin sayılarını bilirim, ne, isimlerini bilirim. Ne iş yapıyorsun? Görevin ne? Ben imamım. Habibler Amasya Mahallesi'nde Miraç Camii'nin İmam Hatibiyim. Oo bak benim ismimi taşıyor. Güzel. Benim Miraç. Tabii. Gecesi doğdum. İsmim Miraç. Miraç gecesi. Evlendim. Sonumuzda inşallah öyle olur. Sonunda işte bana şimdi denk geldi. Miraç Camii'nin evet hocası demek ki sonu. Sonun bana kaldı. İnşallah ismimize o mübarek yazıdı da ruhumuzu teslim edelim. Amin. Hayırlısı neyse o. Evet. Yani bu Miraç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman ikram ismiyle mükellezi yaptı. Bizde de bir imamlık var. Tabii tabii. Allah razı olsun. Peki hala kaç yıldır imamlık yapıyorsun? Ben 6 yıldır imamlık yapıyorum. Tabii ki ondan önce Fatih Çarşamba'da 5 senelik bir Arapça eğitimi aldık, medrese eğitimi. Ondan sonra birkaç sene talebe okuttuk. Daha sonra hocalarımızdan izin alıp imamlığa geçtik. Kürsülerden, mihraplardan insanlara doğru din nedir, doğru din anlayışı nasıl olacak, dini nasıl öğreneceğiz ve nasıl yaşayacağız. Bunları elimizden geldiğince hocalarımızın bize öğrettiği kadarıyla biz de aktarmaya çalışıyoruz. Bu imam olarak tabii siz görev yapıyorsunuz. Vatandaşa bu yaşam tarzı konusunda ne söylemek istiyorsun şu andaki ortam çerçevesi? Yani şu andaki ortam çerçevesi tabii ki zor bir durum, sıkıntılı bir durum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi ahir zaman, yani insanların her şeyi istediği anda bulabileceği sıkıntılı bir dönemde esas dini yaşayan bu devirde kendini belli eder. Yani şu an çünkü her şeyin istendiği bir zamandayız. Dinin yaşamak nefse ağır geliyor. Bu zamanda dinimize sarılırsak, Allah'ın istediği gibi yaşarsak, Peygamberimizin ahir zamandaki gelen Müslümanlar benim kardeşimdir dediği hadis-i şerife insallah nail olacağız. Onun için bizler elimizden geldiği kadarıyla ilk başta kendimizi, ailemizi, çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkacağız. Bu böyle kıyamete kadar gidecek. Peygamberimiz bildirdi. Bu kıyametin alameti olan bu fitne fesada kendimizi kaptırmayacağız. Bir, ikincisi ise dinimizi kimden öğreniyoruz ona çok dikkat edeceğiz. Bu artık yani indirilmiş dine inanmak zorundayız. Uydurulmuş dine değil. Ve evlerde gençlerimize, çoluğumuza, çocuğumuza sürekli nasihatlar, evlerimizde Kur'an-ı Kerim okunması lazım. Namazlarımızı yavrularımızla kılmamız lazım. Beraber sohbetlere gitmemiz lazım. Bu tür cemiyetlerden uzak durursak maalesef bu fitne, fesat, tsunami gibi bizi alır götürür, farkına bile varmayız. Aileden başka imam var mı? Ailede. Ailede var. Amcamın çocuklarından 3 tanesi imam. Birisi emekli oldu, gerisi yine diğerleri imam. Kendi dedemiz zaten
doğudayız biz. Kendisi büyük bir alimdir zaten. Kendisi Melle Baba diye. Melle demek bizim orada zaten imam manasında gelir. Çok şükür ailemizde herhangi bir sıkıntılı insan yok. Herkes namazından, niyazında Ne güzel. vatanına, milletine hizmet eden insanlar. Ben şahsım da ya İmam Hatip'ten ayrılmaya niye nasıl niye ayrıldım İmam Hatip'ten? Herkes kopya çekiyordu. Biz de çekelim. Öyle yakalanınca hoca da bir tokat attı bize. İşte soğuduk. Ayrıldık ama şükür olsun namazı bırakmadık. Yani bozmadık kendimizi. İşte benim de hayalim imam olmaktı ama her şey nasip. Değil Her mi? şey Yani hiç nasip. nasip. Şimdi Allah Evet. Resulullah Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ya, mahşerde hesaba çekilecek ilk kişilerin arasında kimler var? Alimler. Bunlara hocaları da katıyoruz. Çünkü ne için? Hocalık iyidir, hoştur, güzeldir ama kibiri, riyası, gösterişi büyük olan bir meslektir. Onun için bir kürsüye çıkıyorsun, insanların önündesin, mihraba gidiyorsun, bir cemiyete, bir ortama gidiyorsun. Sürekli insanların gözünün önündesin. Orada riya, kibir yapmadan öğrendiğin ve öğrettiğin şeyleri, sadece yaptığın hizmetleri Allah rızası için yapmak çok önemli. Evet. İmamlıkta da, hocalıkta da bu Doğru. işlere çok dikkat etmek lazım. Sen burada bu işi yapıyorsun. El kasibi Habibullah. Çalışan Allah'ın dostudur. Hadis-i Evet. şerif. Sen şimdi burada çalışırsın. Beş vakit namazını kılarsın. Ondan sonra ticaretini düzgün yaparsın. Allah'ın izniyle Peygamberimize komşu olursun. Ama Evet. diğer tarafta bir hocadır. Ne olursa olsun, yaptıysa gösteriş olur, riya olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Mevla diyecek ki, atın bunu yüzüstü cehenneme diyecek. O şekil bir hoca olup, o şekil bir alim olmaktansa, Allah'ın rızasına göre ekmeğini kazan, sana yeter. Nasıl cemaat durumu nasıl Berat Cemil? Oralar Cemaatimiz çok şükür elhamdülillah, mahallemiz güzel, insanlarımız güzel, çevremiz güzel, muhafazakar insanlarımız var, gençlerimizin çok yoğun olduğu bir mahalle. bu cemaate katılıyor mu? Yani cemaate herkes elinden geldiği kadar katılıyor Şu tabii ki. karşıdaki Karşımızdaki katılıyor çok şükür. katılıyor. Cemaat Katılmazsa zaten yanımda olmaz. öyle değil mi? Orada Tabii şey, berabersiz. tabii. Aman. Sabah namazına gelebiliyor mu? Sabah namazına kendisi rahatsız, Allah'tan şifa Rahatsız. O diliyoruz. ya Ciddi. şey Yok yapmıyor. yok, bu seferki rahatsızlık ciddi bir Böyle. rahatsızlık. Allah Teala Hazretleri inşallah şifa Şey nasip yapmıyor değil mi? eylesin. Geldi sabah namazlarına, yalnız yürüme problemi olduğu için Anladım. birkaç Ne sefer güzel. düşme falan yaşadı, onun için Onun için evde kalıyor. evde kılıyor. Ama diğer vakitlere çok Geliyor. şükür iştirak ediyor, Hocam kısa beraberiz. bir ilahi alalım mı sana yayını bitirmeden önce? Yani ben çok İlahi. ilahi şey Hani. bilmiyorum, okumuyorum da, Tamam. yani Evet. sesim de çok Burada müsait değil, oh. birazcık biliyorsun ilahi Ama milahi. konuşma vaizu 150. İlahi Buradan milahi işi birazcık şey, son yani son sesle. duygularını alalım izleyenlere. Valla son Sayın. duygularım ne? Özellikle memleketimiz şu an biliyorsunuz, içeride ve dışarıda, içerideki hainlerin, münafıkların, vatan hainlerinin, Avrupa'nın, Batı'nın, bütün emperyalist güçlerin toplandığı, dışarıda da bütün ehli küffar olsun olmasın veyahut da Müslüman görünen bazı Müslüman ülkelerinin münafık liderleri, yani dünya kurulduğundan beri İslam alemine bu kadar organizeli bir şekilde saldırılmamıştır. Biz devirde bakıyoruz Haçlılar saldırmıştır, bir devirde bakıyoruz Siyonistler saldırmıştır, ama şu an herkes toplanıp memleketimize, İslam alemine saldırıyorlar. Bizim Türkiye olarak vermiş olduğumuz dava bir ırk davası değildir, bir milliyetçilik davası değildir, bir coğrafya davası değildir. Bizim şu an askerlerimizin orada yapmış olduğu mücadele ezan içindir, Allah içindir, bayrak içindir, din içindir. Bizim buradaki memleketimizde ve diğer memleketlerdeki Müslümanların yavrularının, evlatlarının daha huzurlu yaşayıp dinini daha güzel yaşaması için verilen bir mücadeledir. Özellikle orada çarpışan Mehmetçiğimize, askerimize, Özgür Suriye ordusunun askerlerine Allah'tan yardımlar diliyorum inşallah. Elleri, Evet. ayakları, burunları kanamadan görevlerini en güzel bir şekilde, eksiksiz bir şekilde yapmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve Türkiye'nin önderliğinde İslam aleminin tekrar yeryüzüne hükmetmesini Allah'ımızdan, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve şu an dışarıda Allah'tan gafil, namazdan, abdestten gafil olan gençlerimizde ise şuurla nasip ediyorum inşallah. Şuurla Amin. nasip diliyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Tüm Miraç TV yayınımızı izleyenlere kusurlu olsun selamlar. Sevgiler gönderiyoruz. Bir başka Miraç TV canlı yayın görüntüsüyle herhangi bir yerde görüşmek üzere. Miraç TV yayınlarımızı izlemeye devam mı hocam? İnşallah. Eyvallah. Bir el sallayı kameraya böyle yakışıklı. Allah Yan yerine cümlemizden kamera. razı olsun inşallah. Şu an biliyorsunuz bütün ülke olarak bir olduk.
Askeriyle olsun, futbolcusuyla olsun, siyasetçisiyle olsun herkes Mehmetçiğe selam veriyor. Bizler de hocalar olarak, din görevlileri olarak buradan Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz inşallah. Eyvallah, Allah razı olsun. Hayırlı günler dileriz.